Bosna Hersek'te göstericilerin işsizliği protesto ettiği eylemlerin şiddete dönüşmesi neticesinde yüzü aşkın kişi yaralanırken çok sayıda kamu binası da zarar gördü. Ortaya çıkan enkazdan eylemcileri sorumlu tutan vatandaşlar, savaş döneminde yaşanmayan vandalizmin genç jenerasyon tarafından yapıldığını dile getirdi. Şehirdeki binalara zarar verilmesini engellemek için elimden geleni yaptım. 1992 yılında Saraybosna'nın şehir merkezinden sorumlu iken buradaki binaların yok olmasını engelledim. Bu binalara saldırmışlardı. Ben de ateşe verilen binaya müdahale etmiştim. Şimdi genç jenerasyon bu binalara ateşe veriyor. Bütün bunlar kasti olarak yapıldı. Saraybosna, Mostar, Tuzla'da bunları nasıl yaparsınız? Bütün şehirlerde aynı binalar ateşe verildi. Bu işte bir terslik var. Tabii ki olanlar için üzgünüm ama bir taraf sürekli konuştuğu zaman ve karşı tarafta dinlemediği zaman bazı gruplar ortaya çıkıyor ve bir tür olaylara başvuruyor. Eski acılı günlerine dönmek istemeyen Bosna Hersek'te hükümet protestolara daha toleranslı yaklaşıyor. Ülkede işsizliği azaltmak için hükümetten yeni adımların atılması bekleniyor.